8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları. Sayfa 168 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları. Sayfa 168-61. Bazı kimyasal maddeler ısıtılarak yanma sıcaklığına getirilebilmektedir. Aşağıdaki deney düzeneğinde verilen ısı ile K katısının yanması sağlanmıştır. Bu yanma olayı sonucunda oluşan gazlar bir boru yardımıyla beher içindeki suya aktarılmıştır. Deney süresindeki olaylar ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Yanma sonucunda oluşan maddelerin tamamı beherdeki su ile tepkimeye girer. B. Turnusol kağıdındaki renk değişimi suyun pH değerinin düştüğünü gösterir. C. Maddelerde meydana gelen değişim asit yağmurlarının oluşma sürecini gösterir. D. Yanma tepkimesine giren madde fosil yakıt olabilir. Cevap A. 62. Aşağıdaki panoda günlük yaşamda meydana gelen buharlaşma olayları ile ilgili örnekler verilmiştir. Panoda verilen olayların tamamı aşağıdaki hipotezlerden hangisini destekler niteliktedir? A. Su miktarının fazla olduğu bölgelerde buharlaşma oranı fazladır. B. Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde buharlaşma olayı fazladır. C. Buharlaşmanın olduğu ortamın sıcaklığı azalır. D. Her sıcaklıkta buharlaşma olayı gerçekleşir. Cevap D. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Fen Bilimleri, Sayfa 168 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.